kilosu 300 lira etin 60 liraya adam sucuk satıyor. Yani ne karıştırıyor da satıyor? Bu incelemeler yapılmıyor mu? O denetimler İstanbul'da yapıldı. Korkunç gerçek ortaya çıktı. Bazı marketlerdeki sucuklardan et yerine ot çıktı. 300 lira, 320 lira etin olduğu bir memlekette eğer 50 liraya, 60 liraya kalkıp da sucuk satarlarsa illaki içinden de her şey çıkacaktır. Sucuğun harcına ot karıştırılınca mutfağın tartışma konusu bir anda değişti. İstanbullu sucuk diye aslında ne yediğini sormaya başladı. Fermente sucuk mu, ısıl işlem görmüş sucuk mu? İşte bu soruyu işin ustalarına sorduk. Fermente sucuk doğal, herhangi bir hiç kimyasal madde koyulmuyor. Sadece sarımsak, baharat ve doğal bağırsağıyla beraber yapılan bir sucuk, fermente sucuk. Raf ömrü ısıl işlem görmüş sucuğa kıyasla daha az olan fermente sucuğun fiyatı 340 lira bandındayken ısıl işlem görmüş paketlenmiş sucuk fiyatları daha düşük. Ama ekonomik olduğu için tercih edilen sucuklar tehlike saçıyor. Kimyasal madde, kanserojen maddeler konabiliyor. Bunların sebebi sucuk fire vermemesi için yağı tavada akmaması için bunları kullanıyorlar. Dolapta 2 aya kadar dayanabilen ısıl işlem görmüş sucukla soğukta en fazla 20 gün muhafaza edilebilen sucuk arasında tercih yapan vatandaş neye dikkat etmeli? Vatandaş sucuk alırken bir kere güvendiği yerlerden alacak. Etiketi üzerinde olan yerlerden alacak. Etiketsiz ürün kesinlikle almayacak. Kaliteli sucuk kendisini belli eder diyen yılların esnafı Mustafa Karabulut, sucuğu dilimledi ve tek tek anlattı. Karışımın çok iyi olması lazım. Yağ oranının çok fazla olmaması lazım. %18 ile 20 arasında olması lazım. Zaten şöyle kestiğiniz zaman sucukta eğer içinde bir şey olsa kesinlikle zaten bu belli eder.